Fakat ne yapıyorsun burada? Günaydın Sedat Bey. Ya sen sabaha kadar burada nöbette misin? Ödümü kopardın. Zaten hastaneden geliyorum. Sabaha kadar uyumamışım. Perişan vaziyetteyim. Bizim Kaan dün gece çok kötü kaza yaptı. Onun yanındaydım. Ama iyi neyse ki. Geçmiş olsun Sedat Bey. Tamam, ben bir yukarı çıkıp duş falan alayım. Ben de sizinle yukarı çıkayım. Rafet Bey bekler. Günaydın. Günaydın. Dün gece aradım seni ama ulaşamadım. Merak ettim, her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Sen ne zaman geldin? Oldu biraz. Duş falan aldım ben de. Uyandırsaydın ya beni. Sana bir şeyler hazırlardım. Ben seni uyurken izlemeyi tercih ettim. Kaan nasıl? Çok ağrısız da yoktur inşallah. Yok, idare ediyor işte. Canı tatlıdır onun gerçi de. Asıl arabanın derdinde düştü o. Ay yok artık. Böyle şey olur mu canım yani? Cana geleceğine mala gelsin. Tabii canım, ben de aynısını söyledim. Sen ne yaptın? Hiç. Geldim biraz kitap okuyup uyudum. Ya, bu arada dün gece için gerçekten özür dilerim. Güzel bir gece olacaktı ama ben mahvettim. Öyle düşünme hiç. Tabii ki böyle bir durumda arkadaşının yanında olacaktın. Ayrıca senin de dediğin gibi bizim de öyle çok güzel gecelerimiz olacak birlikte. Ben gidip üzerimi değiştireyim, sonra kahvaltı yenelim, olur mu? Tamam. Teşekkürler Sako. Afiyetler olsun. Artık sabahları da bizimle olduğun için o kadar memnunum ki. Allah'a dua ediyorum oğlum. Her şey değişiyor. Hem evde hem şirkette. Ben de değişime ayak uydurayım dedim. Hadi siz de barışın artık. Böyle küstük iyi değil. Sedat Beyefendi, sabah 7'de teşrif etmişsiniz eve. Tako Bey'den öğrendik. Ha, o zaman nedenini de söylemiştir herhalde değil mi? Evet, söyledi, söyledi. Kaan kaza geçirmiş, öyle mi? Ya baba, sorma. Evlerden uzak. Geçmiş olsun, iyi mi şimdi Kaan? İyi, iyi. Yani araba çok fena halde ama Kaan iyi yani, merak etmeyin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya ben şu Kaan'ı bir arayayım ya. Benim babasıyla da o kadar hukukumuz var ya. Ara tabii baba, mutlu olur. Odasında dinleniyor da en son. Doktorlar belki bugün, işte en kötü yarın hastaneden çıkar. Taburcu edecekler diyorlardı. Ya ben o zaman en iyisi babasını arayayım. Çünkü çocuk kaza geçirdi, adam şimdi perişandır herhalde. Ha yok baba, yani Kasım amcaların haberi yok. Kaan da bizden rica etti, ona söylemedi. Arama sen şimdi ne olur. Ya niye aramayayım ya? Ha? Niye aramayayım? Adam oğlu kaza geçirmiş. Haber olmayacak mı yanımda? Ha? Ya baba. Kaan kaza yaptığında biraz içkiliymiş de. Şimdi babam duyarsa biterim dedi. Öğrenecekse de bizden öğrenmesin. Şimdi ararsın, adamın yüreğine iner falan. Hiç gerek yok. Bu arada Kaanlar, daha doğrusu Kasım Bey. Hani o sizin istediğiniz bir bina vardı ya babacığım. Hani Beyoğlu'nda. Orası için teklif vermişler diye duydum yani. Öyle geldi bana. Nasıl yani ya?
Ulan damat. Sen ne dediğinin farkında mısın ya? Ha sen ne dediğinin farkında mısın? Bir de öyle gevşek gevşek rahat rahat söylüyorsun ya. Ya ya sabır ya. Ya sabır ya. Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Babacığım sakin ol. Yani biliyorsun biz kredi almayı çok denedik ama vermediler. Ha bize kredi vermediler. Bu Kasım Efendi'ye ve oğlu Kaan Efendi'ye verdiler öyle mi? Nasıl verdiler peki ya? Nasıl yani? Nasıl? Bilmiyorum babacığım. İnan ki. Ama yani sen de biliyorsun çok denedik. Yani her türlü yolunu denedik ama alamadık krediyi işte. Sen de boş ver artık o oteli. Bak yeni projelerimize, hedeflerimize odaklanalım. Sen demedin mi Koroğlu için yepyeni bir dönem başlıyor diye? Kızım, ben senden akıl istemiyorum anladın mı? Ben senden akıl istemiyorum. Ben senden gidip bu krediyi çıkartmanı istiyorum anladın mı? Biz çıkartamıyoruz, o Basire Serim'den çıkaracak öyle mi? Bacım yani anlamıyorum ki niye bu kadar takıldın sen bu otele? Yani bir kere de vazgeçmek bizi küçültmez, öyle değil mi? Biz bundan çok daha fazlasıyız, senin sayende. Benim sayemde. Ha demek ki bunu kabul ediyorsunuz. Yani benim bütün bu konularda aklımın eriştiğini kabul ediyorsunuz öyle mi? Ya siz bilmiyor musunuz ki o otel bu İstanbul'un en kıymetli yeri. Kimse bunun farkında değil. O arazi en kıymetli arazi. Orada bir otel açtığınız zaman bütün dünya oraya hücum eder. Ha sizin bundan haberiniz yok tabii değil mi? Ha yok mu? Ya siz biliyor musunuz ki o otel değil sizi benden sizden sonra sizin yedi ceddinizi ayakta tutar yaşatır biliyor musunuz? Ama geçmiş karşıma şimdi böyle şey laf söylüyorsunuz. Ya siz ne dediğinizi biliyor musunuz ya? Yan gelip yatmaktan başka bir şey düşündüğünüz yok. Çünkü hazıra alıştınız. Hani görevi bizlerden birine devredecektin? O otel olayı nereden çıktı yine? Kişisel bir hırs mı? Yoksa şirketin iyiliği için mi? Ben sözümü tutacağım. Kararımdan vazgeçmedim. Yönetim kurumdan ayrılacağım. Ama şimdi bu konu farklı. Anladınız mı? Bu binayı kim yeniden bize kazandıracak ona bakacağım. Ya bu bina benim hayallerimdi ya. Öyle bir hayal kurduk. Ama gidiyor bu basiresiz Kasım Efendi'nin elinden kalacak öyle mi? Yok kabul etmiyorum. Bu binayı istiyorum. Hadi bakalım. Biz de bunu olurmak için uğraşırız baba. Ben öyle selen gibi hemen pes etmem. İyi göreceğiz bakalım. Pardon ama Sedat'cığım, ya sen babamın bütün projelerini öyle saf saf Kaan'a yumurtlamasaydın babasının aklına bile gelmeyecekti. Yani. O yüzden kime laf soktuğuna dikkat et bence. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun yavrum. Harika bir aile kahvaltısıydı. İyi ki katılmışım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yani işi demez olaydım ya. Bence de. Şu halimize bak ya. Hayır benim derdim ablamla savaşmak değil ki. Ya ben kimseyi üzmek falan da istemiyorum. Sadece bana neden hiç inanmıyorlar bunu anlamıyorum ya. Ablamın ne kadar bu şirkette hakkı varsa benim de o kadar hakkım var. Aklım da en az onun kadar iyi çalışıyor. Ya ben Muzo'dan veya Selen'den daha az akıllı değilim ki. Tamam daha az tecrübeli olabilirim. Eğlenmeyi de daha çok seviyor olabilirim. Kabul. Ama ben çabuk öğrenirim. Onlar bunu bilmiyor. Ya en azından bu şansın bana verilmesini istiyorum. Hakkım yani. Sedat. Ya çok bir şey istiyorum Nalan. Tamam çok bir şey istemiyorsun ama sakin ol lütfen. Tamam mı? Ayrıca sabırlı da ol. Ya bu iş senin için hayırlısıysa zaten olacaktır merak etme. Ama yani kimin yönettiği de o kadar önemli değil ki. Yani sonuçta ne olursa olsun kim yönetirse yönetsin bu şirket senin. Yani dünyanın sonu değil. Anlamıyorsun beni Nalan. Dünyanın sonu benim için. Ha ben bu şansı bir daha yakalayamam. Anlamıyorsun. Yakalarsın canım. Niye dünyanın sonu olsun? Ayrıca belki şöyle yaparsınız. Bir müddet Selen başa geçer, o yönetir. Sonra sana devreder, sen yönetirsin. Ya bu şirket sizin, siz kardeşsiniz. Hakikaten o kadar da önemli değil.
Öyle değil o işler işte. Yani neyse. Ama yine de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten. Ben şirkete gideceğim. Sen ne yapacaksın? Bugün planın ne? Sen dün gece de hiç uyumadın. Biraz uyusaydın, dinlenseydin. Ne bileyim, öğleden sonra falan gitseydin şirkete. Yok yok. Benim gitmem lazım. İyi, ben senin için söyledim. Peki. Hayır, yani burada kaldıkça duvarlar üstüme geliyor. O yüzden ben şirkete olmak istiyorum. Sen tamam. Hadi görüşürüz.